Dostlar selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu izlediğiniz video benim YouTube'a girişimin ikinci sezonun ilk videosu ve Ocak ayının ilk günlerindeyiz dostlar. Bu arkamda gördüğünüz evin içinde bulunduğu bahçe ve şu an çekim yaptığım yer benim buraya geldikten sonra ilk taşındığım yer ve benim ilk göz ağrım. Hikayemiz bizim iki çocuğumla beraber burada başladı. Bu videoyu benim ilk hikayemin başladığı yerde çekmek istedim. Tabii ki her YouTube izleyicisinin arayış ve beklentilere göre her videoda tanıştığı yeni insanlar oluyor. Bizim de şimdi bu videoyla tanışacak olan insanlara da seslenişim olsun. Bir 30 saniye hemen hızlı geçiş yapayım. Bizi tanıyanlar zaten biliyorlar. Ben de iki çocuğumla beraber Kocaeli Gebze'den Muğla'ya göçmüş bir aileyim. Arayışlarım ve hayatımdaki beklentiler gereği bizim de hayatımız, yolumuz buralara düştüğü için biz buralara göçtük. Ve tecrübelerimi sizlerle paylaştığım bir YouTube kanalım var. Sizlere anlatıyorum. Daha önceki videolarıma göz atarsanız bazı bilgilere erişebileceksiniz dostlar. Buraya geldiğimde kendi iş planım üzerinden, yani matbaacıyım ve onun üzerinden bir göç planı oluşturarak buraya geldim ve yaşantımı da bu şekilde sürdürebileceğimi düşünüyordum. Çünkü onun arkasına koyabileceğim bir şey yok. Hayat bana neler getirir tabii ki bilmiyordum. Eski hayatımda şöyle bir tecrübem olmuştu. Hiç makinesiz bir şekilde işletmemi açmıştım ve ya bismillah demiştim. Bazı işler yaptıktan sonra o işlerin karlarıyla ben neden bunun makinesini ufak ufak almayayım ve neden kendi işletmemin bir makinesi olmasın düşüncesiyle her ne iş yapıyorsanız mesela düşünün kendinizi. Bir işe yatırım yapacakken veya bir makine alacakken 40 kere düşünüyor insan. Kılı 40 yarıyor. Acaba bu iş tutar mı? Makine işler mi? Ben buna müşteri bulabilir miyim falan diye. Ama bunun şöyle olduğunu gördüm ben. Çoğunuz da yaşamışsınızdır belki. Neye meyil verirsen, neye ağırlık verirsen, neye odaklanırsan o konuyla alakalı bir merkez oluşuyor. Yani ben makinelerimi aldıkça o makinelerim benim hiç işsiz kalmadı. Sürekli o makinelerden işler gelmeye başladı. Çünkü rızkın senin o şekilde oluşmuştur. Şimdi buraya geldikten sonra da hiç kendi mesleğim dışında ne iş yaparım diye bir arayışım olmadı. Ama etrafta edindiğim tecrübe, kazandığım çevre, ilgilendiğim konular, keyif aldığım, içinde bulunmaktan zevk aldığım konular beni bir yerlere itti. Gerek eski çevrem, gerekse bana bir şekilde ulaşan insanlar, sen oraları biliyorsun, oradasın, bize şöyle yardımcı olabilir misin, böyle yer bulabilir misin, işte oteldir, aparttır, şu, bu, nereye gezebiliriz, nereye gidebiliriz, nasıl vakit geçirebiliriz gibi. Ben gezmeyi, seyahati buraya gelmeden önce de çok seven biri olduğum için bu tarz bilgileri edindim. Dolayısıyla insanlara da bu bilgileri verdiğimden dolayı bir tecrübem oluştu ve hayat beni matbaacılıktan turizme doğru yöneltti arkadaşlar. Tabii ki matbaa işlerime şu an devam ediyorum. O işi bırakamam. İşlerin devam ettirdiğim müşterilerim var. Onlar devam ediyor. Fakat turizm diye bir sayfa açıldı. Dostlar birilerine bir şey anlatırken böyle konular biraz kıvamlı geçişli olması lazım. O yüzden girişi yapmak zorundaydım. Sizlere bir şey anlatabilmek için biraz sonra sizler için hazırladığım yeni bungalov tesisimizin görüntülerini paylaşacağım. Göstermeden önce de sizlere bu girişi yapmak istedim. Ya insanlar hep düşünür mesela tatile gidip geldiği yerlerde ya yol kenarında şurada da bizim bir işletmemiz olsa da insanlara bir şeyler satsak böyle bir meyve suyudur şudur budur. Veya işte ufak güzel bir butik işletmemiz olsa da bundan sonraki hayatını güzel geçirsen falan diye hep düşünürler. Bizler de o tip şeylere düşünen gruptaydık ama tabii ki buna hiç böyle yükselmedik. Yükselme zemini oluşması lazım buna. Dolayısıyla böyle bir hareket olmadığı için hayatımızda hayat bir şekilde onu isterse sana sunuyor ve bizim de öyle oldu. Buraya geldikten sonra kendi işim dışında hiç böyle bir arayışım olmadı. Hani ne yapayım, nasıl yapayım, burada ne boşluklar varmış falan diye size hiç öyle bir durum olmadı ama hayat işte bizi bir yerde bir şekilde bir yerlere sürüklüyor. Tavuklar var kamera arkasında. Takılıyor gözüm onlara böyle onlara bakıyorum. Herkes bir şekilde rızkının peşinde. Nasıl bir organizasyonun içindeyim hemen onu anlatıp sizleri görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum dostlar. Bir abimizle yola çıktık. Dediğim gibi işin size anlatabilmek için resmini ilk önce manevi tarafını bahsettim. Şimdi somut tarafını bahsediyorum. Görünen kısmını bahsediyorum. Bir abimizle yola çıktık. Gönül birliği yaptık ve çeşitli yatırımlarda bulunuyor kendisi. Bu yatırımlarda bulunurken güzel ve temiz bir şekilde ve resmi bir şekilde benim de yanında olmamı istedi. Durum bu. Bir bungalov tesisimiz var dostlar. Bunun yanında çeşitli köy evleri var. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz bölgesinde. Köy evlerinin yanında tabii eşyalı daireler de var. Yani buralara insanlar geldiğinde işte 3 gün, 5 gün, 7 gün, 1 ay ne kadar
kalıp buraları gerek tatil amaçlı, gerek ziyaret amaçlı, gerek başka sebeplerle geldiklerinde kalabilecekleri, konaklayabilecekleri yer anlamında bizim bu şekilde bir organizasyonumuz var. Bu zamana kadar hayatımızı afişe edip sizlerle paylaştığımdan dolayı, her şeyimi bildiğinizden dolayı bu hayatımdaki gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Hem bungalov tesisimizde hem şehir içindeki evlerimiz ve köy evlerimizle alakalı bütün bilgi, detay ve görselleri paylaştığımız bir Instagram hesabımız var. Burayı da takip edip bilgiler alabilirsiniz. Sabah kalktığınızda hiçbir şey sizin istediğiniz gibi olmuyor dostlar. Yani alnınızda ne yazılıysa o oluyor. Tabii şu geldiğimiz noktada, kendimden bahsediyorum, şu geldiğimiz noktada birçok şey yapma, birçok yöne yönelme durumlarının içindeyken kafamda analiz yapıp bu durumu değerlendirdiğimde en uygun yolun buraya geliş amacımdan da çok ayrılmadan yaşam tarzımı yürütebileceğim şeklinde, yani sadelikten bahsediyorum ya, hep sadelik, sadelik, basitlik, bu noktadan da ayrılmayacağım şekilde en doğru yolun bu olduğuna kalbim kanaat etti. Biraz bungalov tesisinden bahsettiğim detaylardan ve görüntülere geçelim. Dostlar ufak ufak böyle not aldım hemen sizlere hızlı hızlı bahsedeyim diye. Bungalov tesisimiz Aşı Koyu ve Kargıcak Koyu'na 5'er kilometre, 5'er 6'şer kilometre uzaklıkta. Yine İztuzu'na 15 dakika. Biz hazır bir tesisi devraldık. Orada 3 tane bungalov var. Bir bungalovun bir tanesinin bir parçası yılbaşından sonra yapılacak ama şu an 2 tanesi hazır. Şu an konaklama alabiliyoruz. Eşyalı ve mutfaklı bir şekilde bir tanesi. Diğerleri mutfaksız. İsteyen olduğunda şimdi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz dostlar. Biz de bazı şeyleri yolda göreceğiz. Ben biraz böyle hani teğenili gitmeyi seviyorum. Şimdi 6 dönüm ve 160 tane limon ağacı olan bir bahçe içerisinde bir tesis burası. Şu an istesek bir 3 tane daha koyulabilir. Yani yer de var. Onda bir sıkıntı yok ama ben biraz daha böyle teğenine gitmek istiyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Dolayısıyla şu an 3 tane var. 2 tane daha arasında kalmış güzel bir işletme dostlar. Tabii bahçe peyzajıyla alakalı biraz daha düzenlemeler yapılacak. Yani ben müşteriyken bir işletmeye gittiğimde neler bekliyordum? Aslında tam kafamdakileri uygulama zamanı. Bahçenizden domatesi, salatalığı, biberi mevsimine göre ürünleri kopartabileceğiniz, rahatlığı yaşayabileceğiniz tarzda öyle güzel bir bahçe kurmayı düşünüyoruz. Tavuklar, kazlar, yapabildiğimiz kadar neye uygunsa, ne şekildeyse, ben düşüncelerimi söylüyorum şu anda, yapabilirsek bunları uygulamaya çalışacağım. Küçük baş hayvanları koyup dışarıdan gelen insanların da o keyfi yaşamasını istiyorum dostlar. Tavuğun altına yumurtasını alıp kahvaltısını yapmasını istiyorum mesela. Güzel, böyle şirin, sempatik bir köyde bulunuyor aslında dostlar. Köyün sonu diyebiliriz. Dolayısıyla o keyfi de yaşamasını istiyorum insanların. Böyle at koymayı düşünüyorum. İşte bisikletler koymayı düşünüyorum. Çocuklar için gene işte park, ufak böyle parklar yapmayı düşünüyorum ki güzel vakit geçirebilsinler. Her bungalovun hemen yan tarafında, önünde işte mangallar falan vesaire, bu tip şeyler olacak. Malzemelerinizi oraya gelirken ortacadan tabii temin edebilirsiniz. Ortaca merkezden, çarşıdan. Tabii buraya insanlar geleceği için, benim de en yakınımdaki kitle sizler olduğu için sizlere de aynı zamanda sormak istiyorum dostlar. Hani nelerden keyif alabilirsiniz? Eğer yapılabilirliğinde teknik olarak veya başka bir anlamda bir sıkıntı olmazsa ben bunları değerlendirmeye alacağım. Çok samimi söylüyorum. Bana da fikir verirseniz, evet bu da olabilirmiş ya falan diyebileceğim bir şey çıkarsa ben çok memnun olurum. Oraya bir kalite katmak istiyorum. Dostlar biraz sonra geçeceğimiz görüntüleri izlemeden önce çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Söyleyeceklerim görüntülersiz bu kadar. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın ki daha çok kişilere ulaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.